Nadir hastalıklarla ilgili eksikliği saptanan süreçlere destek olmak için eğitim programları, farkındalık ve yaygınlaştırma faaliyetleri, biyobanka ağı, çevrimsel araştırmalar ve tüm paydaşlar için değer yaratan pek çok çalışma yürütüyor. İstisna, uzun soluklu bir yolun ilk adımlarını atarak çalışmalarına başladı. Kanatlarımızı çırparken siz de bize katılın. Hep birlikte bu nadir yaşamlar için çözümün bir parçası olalım. İstisna projesi ve gelecek vizyonundan bahsetmek üzere proje yürütücüsü Profesör Doktor Özden Hatırnaz NG'yi konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Bakanım, Sayın Milletvekilleri, Sayın Vali Yardımcım, Sayın Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanı, Sayın Acıbadem Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi Rektörleri, değerli istisna projesi paydaşlarımız, değerli hasta derneği temsilcilerimiz, sayın akademisyenlerimiz, sayın hastalarımız ve değerli aileleri, sevgili öğrencilerimiz ve değerli misafirlerimiz. Öncelikle toplantımıza hoş geldiniz. İstisna, nadir hastalıkların dünya genelinde büyük bir dezavantajlı grup olan nadir hastalıkların sorunlarını tespit etmek ve çözümlere ortak bir akıl yürüterek çözüm üretmek üzere bir model olarak yola çıktı. Neden nadir hastalıklara çözüm yapmaya bulmaya çalışıyoruz? Aslında tek tek çok nadir olsalar da dünyada nadir hastalıklardan etkilenen yaklaşık 300 milyon hasta var. Ve bugün tanımlanmış 7000'e yakın nadir hastalıklı olmakla birlikte bunların sadece çok az bir kısmının tedavisi var ya da tedaviye ulaşabiliyorlar. Nadir hastalıklar genellikle genetik kökenli ve çocukluk çağında başlayıp devam ediyorlar. Nadir hastalıklı bireylerin tamamını bir ülkeye yerleştirecek olsaydık bugün dünyanın en kalabalık 3. ülkesi olurlardı. Türkiye'de durum ne? Türkiye'de de yine yaklaşık 6 milyon insanın bu nadir hastalıklardan etkilendiğini biliyoruz. Özellikle farklı ülkelerde daha az sıklıkla gözlense de ülkemizdeki yüksek akraba evliliği oranıyla Türkiye için daha da büyük bir sorun haline geliyor. Ancak şurada bu tespiti yapmak önemli. Tanı testleri ve tedaviler büyük ölçüde genel sağlık sisteminde sigortası tarafından karşılanabiliyor. Buradaki sıkıntı sürecin ve prosedürlerin uzun olması. Biz de bütün bu veriler kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı'nın 2019 yılında dezavantajlı gruplar için açtığı çağrıya cevaben istisna fizibilite projesini hazırladık. Bu projenin amacı hasta ve hasta yakınlarının durum tespitini yapabilmek, ihtiyaçlarını belirleyebilmek ve eğer böyle bir platform kurulsaydı ne gibi beklentileri olacağını tespit edebilmekti. Yaptığımız çalıştaylar ve araştırmalar sonrasında elde ettiğimiz bulguları da dünyanın önde gelen dergilerinden Frontiers in Public Health'te yayınladık. Türkiye'de bu çapta, bu genişlikte bir veri henüz yayınlanmamıştı. Daha sonra buradaki verilerden faydalanarak Profesör Doktor Uğur Özbey'in de öncülüğünde istisna güdümlü projesinin başvurusunu yaptık. Projemiz Eylül 2022 yılında kabul aldı. Öncelikle 12 milyon bütçeyle, ardından %15 arttırılarak 15 milyon toplam bütçeyle. Bu bütçenin yaklaşık %77'sini İstanbul Kalkınma Ajansı, %16'sını Acıbadem Üniversitesi, %7'sini ise İstanbul Üniversitesi ortak oldu ve proje süresi 2 yıl olarak belirlendi. Proje yürütücülüğü Profesör Doktor Uğur Özbek'le başladı ancak kendisi daha sonra kurumdan ayrılmasıyla yürütücülüğü ben devraldım. Şu an İstanbul Üniversitesi'nden Sayın Profesör Doktor Siber Aylin Uğur İşeri ile birlikte projemizi yürütüyoruz. Elbette tek başımıza değiliz. İstisna projesi çok geniş kapsamlı bir proje. En büyük yardımcımız ve proje ortağımız İstanbul Üniversitesi elbette. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cemil Taşçıoğlu Hastanesi, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi, İstanbul Üniversitesi Klinik Araştırmalar Mükemmelliyet Merkezi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Nörobiyolojik Bilimler Enstitüsü de iştirakçilerimiz
ilimiz arasında. Aynı zamanda destekçilerimiz de İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İstanbul Üniversitesi Enformatik Bölümü, Nadir Hastalıklar Ağı, kısa süre önce federasyon oldular, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Enstitüsü, Hacettepe Üniversitesi ve Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği de destekçilerimiz. Hedefimiz kamuoyunda farkındalık yaratmak, hasta yakınlarının yetkinliğini arttırmak, dernekler arası işbirliğini arttırmak gibi sosyal yanları olmakla birlikte biyobankaların geliştirilmesi ve yetkin insan kaynağının yetiştirilmesi, bilgi kaynaklarının geliştirilmesi ve nadir hastalıkların ekonomik yükünün tespiti de araştırma tarafı oluyor projemizin. Bu hedeflere ulaşmak için ise 4 ana bir alt başlık olmak üzere toplam 5 iş paketiyle çalışıyoruz. Bunlar eğitim, yaygınlaştırma, biyobankalar, çevrimsel araştırmalar, tanısız hastalıklar programı. Projemiz kabul almadan hemen önce Acıbadem Üniversitesi bu projenin gerçekleşmesi için yaklaşık 300 metrekarelik bir alanda, birazdan ziyarete de bulunacaksınız, bir alanda altyapı hazırlığı yaptı. Daha sonra iç yapısını da projemizle tamamladık. Yaygınlaştırma faaliyetlerimizde hızla web sitemizi kurduk, sosyal medya hesaplarımızı oluşturduk. Eğer siz de istisnanın birer farkındalık elçisi olmak isterseniz şurada görmüş olduğunuz kare koda tıklayarak web sitemizi ziyaret edebilir ve farkındalık elçisi olabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip ederek buradan hem hastalıklarla ilgili bilgiler alabilir hem de eğitim haberlerimizi, farklı nadir hastalık haberlerini alabilirsiniz. Eğitim faaliyetleri yaptık demiştim. Hem sağlık çalışanları, sağlık alanında çalışanlar için nomenklatür eğitimi gibi, analiz eğitimi gibi eğitimler verdik. Hem de sağlık ekonomisi üzerine nadir hastalıkların yükünü tespit etmek için çeşitli eğitim çalışmalarımız oldu. Şu anda bu sağlık ekonomisi eğitiminden sonra 5 farklı hastalığın yükünün tespiti için araştırma devam etmekte. Eş zamanlı olarak biyobankalarda eş güdüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Şu an İstanbul Üniversitesi Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü'nde bulunan biyobanka birimiyle Acıbadem Üniversitesi Biyobanka Birimi karşılıklı örnek değişimleri, SOP değişimleri gibi değişimlerle bir standartize hale getirmeye çalışıyorlar. Örnek saklama ve veri saklama prosedürlerini, bu da nadir hastalık araştırmaları için önemli bir basamak olacak. Burada bizim için çok çok önemli olan bir noktayı göstermek istiyorum. Şurada köşede gördüğünüz UDP IST yazıyor. Undiagnosed Program İstanbul, yani tanısız hasta programı. Tanısız hasta programı çevrimsel araştırmalar faaliyetimizin bir alt başlığı olarak devam ediyor. Profesör Doktor Yasemin Alanay öncülüğünde yürütüyoruz bu projenin bu ayağını. Buradaki hedefimiz daha önce herhangi bir bütün tetkikleri yapıldığı halde herhangi bir tanı almamış hastalarımızın mümkünse tanısını koyabilmek. Bunun için de bir kurul oluşturduk. Farklı disiplinlerden sağlık çalışanlarının olduğu ve bu kurul hastaların ön değerlendirmesi, tekrar analizleriyle tanı koymaya çalışıyor. Eğer mümkün değilse de genom analizleriyle tanısını kesinleştirmeye çalışıyoruz. Burada az önce söylediğim tekrar analizler diye, bu bizim için önemli. Kendi merkezimizde son 3 senedir gerçekleştirdiğimiz tekrar analizlerde daha önce tanı konulamamış ve yeniden analizle tanı konulmuş hastalarımızın oranı %34 oldu. Nadir hastalıklar açısından düşündüğünüzde bu oldukça iyi bir sayı. Çünkü nadir hastalıkların tanı alma süresi yaklaşık 7 yıl. Bizim hedefimiz bunu 1 yıla indirebilmek. Eylül ayında başladı demiştim 2022'de. Şu zamana kadar yaygınlaştırma, biyobanka ve eğitim paketlerimizin çok büyük bir kısmını tamamladık. Çevrimsel araştırmalar ve tanısız hastalık programı ise hızla devam ediyor ve hedeflerimize proje sonunda ulaşacağımıza inanıyoruz. Dolayısıyla istisna projesi ülkemizde nadir hastalık konusuna bütünsel yaklaşımın mümkün olduğunu gösteren iyi bir model olduğunu düşünüyoruz. Kamu ve özel kuruluş kaynaklarının birlikte ve verimli kullanımını da neler yapabileceğinin iyi bir örneği olduğunu gözlemledik. Peki daha sonra ne olacak? Burada istisna projesinin ve kalkınma ajansının aslında en çok önem verdiği şeylerden biri sürdürülebilirlik. Ve bu bizim için de çok önemli. Yani projemiz 2 senelik ama bitti, tamam olmayacak. İstisna devam edecek ve yaşayacak. Bunun en büyük finansal gücünü yurt dışı dış kaynaklı projelerden ve ayrıca vereceği hizmetlerden sağlamayı düşünüyoruz. Aynı zamanda üniversite yöneticilerimiz de bu sürdürülebilirlik için ellerinden gelen katkı yapacaklarını bize zaten bildirmişler.
verdi ve bu güvenle yolumuza devam ediyoruz. Aynı zamanda bulduğumuz veriler ışığında hem yaygınlığı, hastalıkların yaygınlığını, farkındalığını, etkisini arttırabilecek hem de politik oluşturma süreçlerine katkı verebileceğimizi düşünüyoruz. İstisnanın bir model olmasını istiyoruz demiştik. Bilgi ve deneyim paylaşımıyla bunu yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ayrıca farklı merkezlerde de yine tanısız hasta programlarının oluşturulması için destek ve bilgi birikimimizi sağlayabiliriz. Eğitim ve farkındalık çalışmalarımızı devam ettireceğiz. İşbirliklerimiz ve genişletilmiş hizmet yelpazemizde projenin gelecek projeksiyonu dahilinde. Elbette ben konuşmamı çok büyük teşekkürlerle bitirmek istiyorum. Sayın Bakanım, destekleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Sayın İSTA Genel Sekreterimiz, çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. İl Sağlık Müdürlüğü'nün proje hazırlık aşamasında özellikle büyük desteğini gördük. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile şu an ilkokullarda farkındalık çalışmaları gerçekleştiriyoruz ve bu da bizim için çok kıymetli. Elbette tüm iştirakçı ve destekçilerimiz, özellikle Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul Tıp Fakültesi gibi hasta sağlayan, yoğun hasta gören ve bize hasta sağlayan merkezler de çok çok önemli. Bir diğer teşekkürüm Acıbadem Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi yönetimlerine tüm destekleriniz için. Acıbadem Üniversitesi idari kadrosuna teşekkür etmek isterim. Yoğun prosedürlü bir süreci bize çok büyük destek veriyorlar. Üniversitemizin öğrencileri, istisna platformunun özverili çalışanları çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda hem Acıreyir'de hem de İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktor öğrencilerimiz bizimle beraber tüm süreçlerde hem yetişiyorlar hem destek oluyorlar. Onlara da çok teşekkür etmek isterim. En büyük teşekkürüm tabii ki nadir hastalarımız ve ailelerine. Umuyorum bu projeden çıkacak sonuç. Kıymetli rektör hocalarım, saygıdeğer milletvekilim, değerli katılımcılar, kamu, akademi ve iş dünyasının değerli temsilcileri, İstanbul Tanısız ve Nadir Hastalıklara Çözüm Platformu Projesi tanıtım töreni ve Acıbadem Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi açılışında sizlerle birlikte olmaktan memnuniyet duyuyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemiz sağlık ekosisteminin kalbinde yer alan Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi bünyesinde hayata geçirdiğimiz iki projenin hem üniversitemize hem ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kıymetli katılımcılar, bilimsel ve teknolojik ilerlemeler yeni bir çağın başlangıcının kapısını aralıyor. Dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan bu süreç, insanlığın gelişimi ve refahını desteklemenin yanı sıra yeni zorlukları, yeni sınamaları da beraberinde getiriyor. Türkiye olarak bu süreçte milli teknoloji hamlesiyle kendi özgün yol haritamızı hayata geçiriyor, kritik teknolojilerde tam bağımsızlık anlayışıyla öncü bir ülke olma iradesini ortaya koyuyoruz. Bilimin, teknolojinin ve refahın sadece birkaç ülke veya şirketin elinde asimetrik şekilde toplanmasının karşısında duruyoruz. İnsanlık yararına bilim ve teknoloji yaklaşımıyla milli ve özgün teknolojik ürünler geliştirmeyi sadece milletimizin değil, tüm insanlığın huzur ve refahı adına önemli bir araç olarak görüyoruz. İnsan Genom Projesi'nin tamamlanması sonrasında geliştirilen yeni nesil tedavi yöntemleriyle yapay zeka, artırılmış gerçeklik, büyük veri analitiği, robotik gibi bilgi teknolojilerinin sağlık sektöründe kullanımının yaygınlaşması, vatandaşlarımızın maliyet etkin ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişim imkanını ortaya çıkarıyor. Ülkemiz sağlıktaki bu dönüşümü gösterirken 3 önemli avantaja sahip. Arge ve inovasyon kabiliyetimiz, nitelikli insan kaynağımız ve güçlü sağlık altyapımız. Şehir hastaneleriyle, nitelikli beşeri sermayesiyle, sağlık bilişim altyapısıyla son 21 yılda sağlıkta sessiz devrime imza atan ülkemiz, COVID-19 pandemisini birçok gelişmiş ülkeyle kıyasladığımızda başarıyla yönetti. Sadece 14 günde seri üretime aldığımız yoğun bakım solunum cihazımız tüm dünyaya nefes oldu. Tabii pandemi gibi büyük ölçekli bir sınama küresel ölçekte sağlık sistemlerinin hem güçlü hem zayıf yanlarını ortaya koydu. Sağlıkta teknolojik kabiliyetlerin ve üretim yetkinliklerinin savunma sanayinde olduğu gibi ne kadar kritik olduğunu hepimize bir kez daha hatırlattı. Bu doğrultuda milli teknoloji hamlemizin öncelikleriyle uyumlu akıllı yaşam ve sağlık ürün ve teknolojileri yol haritasını 2022'de
kamuoyuyla paylaştık. Güçlü sağlık altyapımızı Ar-Ge ve inovasyon yetkinliklerimizle buluşturarak küresel ölçekte ürün, teknoloji ve hizmet geliştirmenin önünü açacak kritik politika ve proje önerilerini belirledik. Klinik ve bilişim teknolojilerindeki patent sayılarını, Ar-Ge harcamalarımızı ve sağlık alanındaki girişimlerimizin niceliğini ve niteliğini yükseltmeyi kendimize hedef olarak koyduk. İlaç, tıbbi cihaz ve sağlık bilişim teknolojilerinde yerleştirme hamlemize hız verdik. Sadece 2023 yılında sağlık sektöründe 315 yatırıma teşvik belgesi düzenleyerek 55 milyar liranın üzerinde yatırımı harekete geçirdik ve 9000'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. Katma değerli üretimi teşvik etmek ve cari açığı azaltmak üzere hayata geçirdiğimiz teknoloji odaklı sanayi hamlesi programında biyobenzer ilaçlardan kanser ve otoimmün ilaçlara, ortopedik cihazlar ve protezlerden yenilikçi eşdeğer ilaçlara kadar toplam büyüklüğü 22 milyarı geçen 56 yatırım projesini destekliyoruz. TÜBİTAK destek programlarımızda Ar-Ge ve yenilik konu başlıkları altında sağlık sektöründe pek çok alanda çalışmalara öncelik veriyoruz. TÜBİTAK burs ve destek programları kapsamında son 21 yılda sağlık alanında 9000'den fazla projeye ve 15000'den fazla bilim insanı, araştırmacı ve öğrenciye 40 milyar lira destek sağladık. COSGAP destekleriyle hayata geçen teknoloji merkezlerimiz Tekmerler'de sağlık alanında teknoloji geliştirme kabiliyetlerimize son dönemde önemli bir ivme kattı. 27 teknolojik geliştirme merkezimizin 15'i sağlık girişimlerine ev sahipliği yaparak yenilikçi sağlık teknolojilerinin geliştirilmesine öncülük ediyor. Bugün burada Acıbadem Üniversitesi'nin sahip olduğu bilgi birikimi ve enerjisini sağlık teknolojilerinde faaliyet gösteren girişimci ve işletmelere aktarmasını sağlayacak bir projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. Girişimcilerimizin ihtiyaçlarını dikkate alarak tasarlanan altyapı şimdiden 25 teknoloji girişimimize, startup'ımıza ev sahipliği yapıyor. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişimci Uygulayıcı Kuruluşu olarak da girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürme yolculuğunda yanlarında yer alıyor. Biz de Tekmer bünyesinde yer alan girişimlere sağladığımız avantajlar ve desteklerle girişimcilerimizin yanında yer almaya devam ediyoruz. İnanıyorum ki burada kurduğumuz altyapı önümüzdeki yıllarda sağlık alanında tur konularımızın adresi olacak. Yenilikçi ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmeleri için uygun platform sunarken 85 milyonu daha nitelikli sağlık hizmetiyle buluşturmamıza da katkı sağlayacak. Bilimsel araştırmalar hem sağlık çalışanları hem de toplum genelinde farkındalık oluşturulması, bu yükün en aza indirgenmesinde doğru stratejinin sac ayaklarını oluşturuyor. İşte bu nedenle önleyici sağlık hizmet kapasitemizi güçlendirerek evlilik öncesi ve yeni doğan tarama programlarının kapsamını Sağlık Bakanlığımız öncülüğünde genişlettik. Risk grubundaki bireylere genetik danışmanlık hizmetleri sunarak onların bilgi ve bilinç düzeyini yükseltiyoruz. SGK tarafından geri ödeme kapsamına alınan tüp bebek tedavisiyle hasta veya taşıyıcı çiftlerimizin sağlıklı bebeklerini kucaklarına almalarına katkı veriyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle hayata geçirdiğimiz İstanbul Tanısız ve Nadir Hastalıklara Çözüm Platformu İstisna Projesi bünyesinde hayata geçirdiğimiz çalışmalarla da bireylerin nadir ve tanısız hastalıklardan kaynaklanan sosyal ve fiziksel dezavantajlı durumlarının etkilerini indirgiyoruz. Nadir hastalıklarda yeni tanı ve tedavi yöntemlerine ışık tutacak veri tabanı oluşturuyoruz. İstanbul Kalkınma Ajansımızla bugüne dek 28,5 milyon lira destek sağladığımız bu proje, nadir hastalıklar alanında kabiliyetlerimizi güçlendirmenin yanında İstanbul'u Orta Doğu ülkeleri, Türk devletleri ve Balkan coğrafyası için nadir hastalıklar alanında danışmanlık alınabilecek bir referans ve çekim merkezi haline getirecek. Ben bu vesileyle gerek Acıbadem Üniversitesi Tekmer'de, gerekse de istisna projesinde emeği geçen herkese
huzurlarınızda bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Bu projelerin İstanbul'umuza, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyor. Projenin tüm paydaşlarına, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. Bakanımıza teşrifleri için teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Ve efendim sırada bu güzide proje için gerçekleştireceğimiz kurdele kesme törenimiz olacak. Tören için Sayın Bakanımızı, Sayın Milletvekillerimizi, Sayın Bakan Yardımcılarımızı, rektörlerimizi, Sayın Rektörlerimizi, Sayın KOSGEB Başkanımızı, İSKA Genel Sekreterimizi sahneye arz ediyorum. İstanbul Üniversitesi Proje Ortağı Sayın Sibel Uğur İşer'i, Acıbadem Üniversitesi Proje Yürütücüsü Sayın Özden Hatırnaz, proje ortaklarımızdan Yasemin Alanay, sizleri de efendim sahneye davet ediyoruz. Tekmer Müdürü Sayın Neslihan Yılmaz, sizi de kurdele kesim törenimiz için sahneye bekliyoruz efendim. Evet, görüldüğü üzere İstanbul tanısız ve nadir hastalıklara çözüm platformu istisna projesi de Acıbadem Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezi de kadınlara emanet. Dolayısıyla doğru bir iş yapmış olduk. İnşallah her iki proje, her iki inisiyatifte hem Acıbadem Üniversitesi'ne hem İstanbul'umuza hem ülkemize hayırlar getirsin. Hayırlı uğurlu olsun. Toplu fotoğraf çekimimiz gerçekleştirilecektir. Ardından B-Blok 3. katta yer alan istisna platformu ziyaretiyle programımız devam edecek. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımıza da bir kez daha teşrifleri için teşekkürlerimizi arz ediyoruz.